Değerli arkadaşlar, bu videoda size bir erkeğin hayattaki rolü nasıl olmalı, ilişkideki rolü nedir, ailedeki rolü nasıl olmalı, hayat kalitesini nasıl arttırmalı, bir erkek dengeli, kaliteli bir hayat için nasıl olmalı, bu konuyu anlatmak istiyorum. Bununla beraber bu videoda kurallara dikkat edersen çok güzel bir hayatın olur, kaliteli bir yaşamın olur, kaliteli iletişimin olur. Ailenle, çolukla, çocukla veya iş yaptığın insanlarla ilişkilerin, iletişimin mükemmel olur. Bunun yanında da bu videoyu YouTube'da daha fazla paylaşım olması için beğene tıkla, yorum kısmında mutlaka yorum yaz, sevdiğin dostuna, arkadaşına mutlaka bu videoyu gönder. Değerli arkadaşlar, ben bu videoyu neden yapıyorum? Çünkü bu konuyla alakalı çok sorular geliyor. Yani erkek nasıl olmalı? Erkek kaliteli bir yaşam için neler yapmalı? Rolü nedir hayatta? Bunları fazla derinlere girmeden, belki üzerinden anlatacağım ama anlattıklarımı uygularsanız gerçekten yaşam kaliteniz mükemmel olur. Hem dünya hem ahiret kazancınız olur. Bu mevzu neden önemli? Değerli arkadaşlar, son zamanlarda, belki son 20 sene, 30 sene erkeklere karşı sanki bir savaş açılmış. Yani erkeklerin değeri sistematik bir şekilde düşürülüyor. Ve onlara o empoze ediliyor. Erkek böyle olmalı deniyor. Ama erkek kartal tavuk hikayesindeki gibi kartala sen kartal değilsin, sen tavuksun empoze ediliyor. Ve kişi, erkekler özünden ayrılıyorlar. Yani fıtratından ayrılıyorlar. Bu sefer hormonsal değişiklikler yaşıyorlar. Duygularını, öfkelerini kontrol edemiyorlar. Duruşlarıyla, hareketleriyle dengesiz bir yaşama doğru hayat yaşıyorlar. Hak ettiği yaşamı yaşayamıyorlar. O yüzden bu video çok önemli. Sonuna kadar odaklanarak, erkek kadın fark etmez, izleyin lütfen. Ve sevdiklerinize anlatın. Onların hayatları da kaliteli olsun. Bir kere erkekte en önemli şey, iletişim kurduğu herkese denge içerisinde saygılı bir iletişim kurmalı. Yani sen kendine yapılmasını istemediğini kesinlikle karşıdakine yapmayacaksın. O yüzden eğer evliysen veya nişanlıysan mutlaka saygı görmek istiyorsan saygı göstermen gerekiyor. Seversen sevilirsin, saygı duyarsan sayılırsın. Nasıl davranırsan o şekilde muamele görürsünüz. Hayat ayna gibidir. O yüzden erkekler bu konuya dikkat etsinler. Peki sen saygı duymazsan sana saygı duyarlar mı? Hayır, kesinlikle. Karşı tarafa saygı duymadan önce ilk önce kendine saygı ve değer vermen gerekiyor. O yüzden özgüven çok önemli. Öz saygı çok önemli. Öz değer çok önemli. Bu konuda kendinle biraz ilgilen. Yani o içindeki küçük çocuk, erkek çocuğu öyle düşün. Onunla bir tanış, bir sarıl ona. Onu gözünün önüne getir. Onun kokusunu al, 3 yaşında, 4 yaşında o çocukla bir karşılaş. Yani kendini bil ki ömrün zayi olmasın. O yüzden kendini tanıman gerekiyor. Başkasına saygıdan önce, ilk önce kendine saygı ve sevgi ve değer vermen gerekiyor. Bunu yaparsan o zaman çevrendeki insanlarla daha saygılı konuşursun, saygılı davranırsan da gerçek saygıyla size muamele ederler. Peki saygı duyulan erkek nasıl olur? Saygı duyulan erkek hiçbir şey yapmasa da gerçekten saygı duyulan erkek, yani içi dolu olan, saygı muamelesi gören erkek nasıl olur? Karizmatik olur değerli arkadaşlar. Yani hiç konuşmasa bile susması bile bir şey anlatır. Duruşu bir şey anlatır. Fazla konuşmasına gerek yok bir erkeğin. Davranışlarıyla zaten iletişim kurabilir ama saygı duyulan erkek, karizmatik erkek, gerçek o filmlerdeki gibi değil de hayattaki o real, gerçek saygıdan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Peki bu saygı neden çok önemli? Saygı görmek güçlü olduğunu gösterir. Yani hiçbir kadın, anne, abla, kız kardeş veya eş güçsüz erkek istemez bilinç altında. Herkes saygı duyulan güçlü erkek ister. Çünkü fıtrat böyle. Muhafaza edilmeye ihtiyacı olan senin çoluğun, çocuğun, ailen senin güçlü olmanı ister. Hiç kimse güçsüz insanla alışveriş yapmaz. Onunla iletişime girmek istemez. O yüzden saygı duyulan erkek güçlü erkek demektir. Peki bu güç nasıl olmalı?
hem maddi güç hem manevi güç. Yani duruşunla, yürüyüşünle manevi güç, davranışınla, özünle, sözünle bir olman, senin manevi güçlü, manevi olarak güçlü olmanı, hem spiritüel olarak dini taraftan da güçlü olman, bunun yanında da maddi güç, yani işinde, mesleğinde başarılı olmak, eve ekmek getirmek, istediğin zaman, istediğin vakitte çoluk çocukla beraber zaman geçirebilmek, bu maddi güç. Bunları istiyor senin çevren. Bir kere bunu kafana koy. Güçsüz erkek kimse istemiyor. Şöyle düşün, eğer senin yanında birisi senin güçsüz olduğunu anladığında, bilinçaltı otomatikman senin kim varsa etrafında, o senin alternatifini arıyor devamlı. Yani güçlü birisini arıyor. Sırtını dayayabileceği birisini arıyor. O yüzden güçlü olmalı erkek. Hem maddi hem manevi olarak. Bunun yanında da değerli arkadaşlar, hormon dengesi çok önemli. Yani testosteron hormonu var. Bu erkeklik hormonu. Bu çok fazla olduğunda etrafta ne varsa kırar döker. Bu hormonu çok düşük tutarsanız bu sefer de feminin olur erkek. Feminin erkeği de hiç kimse istemiyor. Çünkü fıtrata ters. Hormonda dengesizlik varsa kişi stresini kontrol altında tutamaz. Öfkesini, sinirlerini, duygularını kontrol altında tutamaz. Yani pimi çekilmiş gibi düşünün. Zarar verir etraftakilere. O yüzden hormon dengesi çok önemli. Hani sporcuların da kullandığı bu hormonlar var. Bunlar da azami derecede doktor gözetiminde, eğer spor yapan birisi varsa hormonlarını ona göre almalı. Sporcular için diyorum. Yoksa diğer taraftan insan zaten normal çizgide yürüdüğünde bir erkek, hormonlar dengeleniyor. Hormonların, testosteron hormonunun çok yüksek olması, mesela bir erkek iş yerinden geldiğinde testosteron hormonu çok fazla oluyor ve savaştan geldiğini düşünün. Savaştan gelen bir insan ne olur eve girdiğinde, ona savaşta olmadığını, bak evdesin, yuvadasın hatırlatacak mutlaka birisi olmalı. O da karşı cinsten birisi oluyor. Yani genellikle evin hanımı oluyor. O ona hatırlatıyor. Hoş geldin diyor. Üzerindeki sırtındaki yükleri alıyor. Elindeki çantasını alıyor ve ona hatırlatıyor. Yuvamıza hoş geldin. Bak burada çocuklarımız var. Ailemiz var. Yemek hazır diye hatırlatarak testosteron hormonunu kontrol altında tutabiliyor erkek. Eğer bunu yapmazsa erkek savaşı, dışarıdaki sürdürdüğü savaşı içeride de sürdürmeye çalışır ve kırar döker. Yani bir fil düşünün, koskoca bir fil bağ girdiğini düşünün. Ne varsa kırar döker. O yüzden onu bir sakinleştirmek gerekiyor. Dışarıdan gelen erkeğin hormon dengesini ayarlayabilmek için bir kadın, kız çocuğu veya bir bebek ancak dengede tutabilir. Yani burası güvenli bir yer, merak etme demeli. Bir çeşit. Tabii bunların detaylarını biz daha çok VIP programlarımızda uzun uzun anlatıyoruz. Bazen 8 saat, 9 saat sürüyor. Önemli mevzular. Bunlara dikkat edildiğinde gerçekten çok güzel sonuç alınıyor. Bunun yanında da erkeklerin şu sorunu var değerli arkadaşlar. Erkekler kendini ifade etmekte çok zorlanıyor. Karşı cinsteki insanlara veya çevresindeki beraber çalıştığı arkadaşlar veya müşterileriyle, artık etrafındaki insanlarla, erkeklerin genellikle sorunu kendini iyi ifade edememesi veya genellikle şu şikayette bulunuyor. Karşıdaki kişi yanlış anladı. Aslında ben onu demek istemedim. Bu konuda da çalışma yapmak, yani kendini daha iyi ifade edebilmek için sözel zekayı geliştirmek gerekiyor. Siz sözel zekayı nasıl geliştireceğinizde zaten ben programlara koyuyorum. Sözel zeka nasıl geliştirilir? Bunları eğitimlerimize zaten anlatıyoruz değerli arkadaşlar. Yani kendini daha iyi ifade etme yollarını öğrenmek gerekiyor. Bunun yanında da olmazsa olmaz en önemli şey özgüven değerli arkadaşlar. Yani özgüveni olmayan bir erkek gerçekten ne kendine faydalı oluyor ne çevresine faydalı oluyor. Güven vermiyor etrafındaki insanlara. Müşterilere bile güven vermiyor. Yani düşünsenize, özgüveni olmayan bir satıcıdan müşteri satın alır mı? Yani karşıdaki kişi ezik duruyor. Özgüveni düşük. Kendine güvenmiyor, malına güvenmiyor, hiçbir şeye güvenmiyor. Aldığı kararları yerine getiremiyor. Özgüven çekingenlik var üzerinde. Özgüven eksikliğinden dolayı, özdeğer eksikliğinden dolayı müşteri alışveriş yapmıyor değerli arkadaşlar. Yani kimse o kişiye değer vermiyor. Özdeğerini artırması gerekiyor. Öz saygısını artırması gerekiyor.
ve aldığı kararları yerine getirdiğinde özüne güvenmeye başlıyor. Yani özgüveni artıyor. Özgüven çok önemli. Erkeğin hayatta kaliteli yaşamı için özgüven üzerinde çalışma yapılmalı mutlaka. Bu saydığım maddeler çok önemli değerli arkadaşlar. Bu konuda azami derecede hassasiyet göstermenizi tavsiye ediyorum. Bu konularda bir dengesizlik varsa, kendinizi daha iyi ifade etmek istiyorsanız veya özgüveninizi arttırmak istiyorsanız, öz saygınızı arttırmak istiyorsanız, daha fazla size değer vermelerini istiyorsanız, bir eksiklik varsa o zaman biz Almanya'da doğduk, büyüdük, iş yerimiz burada. Buradan Avrupa'da yaşayan insanlara bu konularda online eğitimlerimize destek oluyoruz. Eğer sen de hayat kaliteni artırmak istiyorsan, bir erkek olarak hem dünyada hem ahirette sana biçilen görevleri iyi yerine getirmek istiyorsan, vazifelerini, sorumluluklarını doğru yerine getirmek istiyorsan, hayat kaliteni arttırmak istiyorsan, öyle diyelim, o zaman bizim programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.